Mustafa Kemal'den sonra Times dergisine ikinci kapak olan. Bilmiyordum, tebrik ediyorum. Hakkak araştıracağım abi. İkinci kapak olan. Cumhuriyet tarihinde. Şimdi 7. yılı aramızdan ayrıldı. Neler söylemesini tabii insan bir yutkunuyor. Naim çok değerli, çok kıymetli bir sporcuydu. Türk halteri de dünya halteri için çok önemli bir sporcu. Bildiğiniz gibi dünya sporunda ismini altın harflerle kazımış bir insan. Sadece sporculuğuyla değil, yapmış olduğu siyasi olarak demeyeyim ama Bulgaristan'da Türklere yapılan mezalimi gördükten sonra Naim'in Türkiye'ye gelmesiyle o kadar çok insanın hayatı değişti. Oradaki zulüm ortaya çıktı ve bütün dünya bunları duydu. Biliyorsunuz Naim Time dergisinde kapak olmuş bir sporcu. Gönül isterdi ki şu anda aramızda olsun. Başka bir törende, başka bir anlamlı bir törende hep birlikte bu töreni öyle yapalım. Ve aramızda olsun, başarılara birlikte imza atalım. İsterdi tabii ki gönül. Türk halterine de çığır atlatmış bir insan. Elbette Naim'in Türkiye'ye gelmesi de Türkiye'de halter bir çağ atladı diyebiliriz. Çünkü Naim'i gören, Naim'i ekol benimseyen sporcularımız, ben de dahil, ben de o zaman sporcuydum. Hepimizin önünde bir yani geniş bir saha oluştu. Hepimizin içine umut doğdu. Altın madalya alma umudu doğdu. Ve nitekim de zaten geçmiş, şöyle baktığın zaman Naim'in gelmesinden sonraki dönemlere baktığın zaman Türk halterinde gerçekten ciddi bir ilerleme, son derece başarılı sonuçlar elde edildi. İnşallah biz de bundan sonraki dönemlerde elbette bir Naim'i bulamayabiliriz. Ama Naim gibi, Halil Mutlu gibi sporcularımızın, böyle başarılı sporcularımızın yolunda ilerleyecek sporcuları bulmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Abi bizi de çeksene. Oraya bak, bize değil. Çocuklar hiç şeyle ilgilenmeyin. Siz oraya dönün. Tamamdır. Aferin size. Aferin çocuklar. Aferin çocuk. Hadi. Sübhaneke okumuş abi. Ben Sübhaneke Ahmet Türk. Aferin sana. Aferin koçum. Aferin koçum. Maşallah. Hep beraber şöyle geçelim. Ne sanırsın? Abi. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله قلوبهم من خلفهم ألا خلفهم